Haftanın tam ortası tavuk şiş mantımız. Bakalım nasıl olmuş tavuklu şiş mantımız. Çok zengin bir tabağımız var. Kızların o şurasından akan terin sebebini anladım şu anda. Çok aşırı sıkı sarmış şu yufkayı. Aşırı sıkı sarmış ama. İnanılmaz kurumuş. Bir de pişirirken de kurutmuş. Yani şu yufkalar şu anda mındar olmuş gözüküyor. Aynı şekilde tavuğu da öyle. Mesela bazısı inanılmaz kurumuş, kupkuru tavuk. Gerçekten takır takır. Bazısı da beyaz kalmış. Şu salatayı yalnız çok sevdim. Bayağı güzel bir salata olmuş. Böyle peynirli, yoğurtlu, biberli. Yani çok kötü, yenmeyecek gibi bir tabak değil ama aradığım tabak da bu değil tabii ki. İkinci tabağım. Al. Gelen gideni arattı mı? Arattı. Mustafa, bando takımına girebiliriz. Şöyle bir duyurum var diye korkunç kurutmuş. Böyle bir şey olamaz. O yine iyiymiş bak söyleyeyim. Çok kurumuş. Ya ben bu eti yemem bile. Bakar mısınız? Bayağı kuru. Yufkanın sarılışı, gevşekliği fena değil. Onda da biraz şekil şukul sorunları var. Kimisi çok kızarmış, hatta yanmış. Ay bu tabak hiç olmamış ya. Şunun salatası çok güzeldi. Bunun hiçbir şey olmamış. Son kararım. Üçüncü tabağım. Nasıl oluyor değil mi? Aynı süre, aynı malzeme, aynı market, aynı telaşı yaşıyorlar, aynı ödülü kazanıyorlar. Hepsi birbirinden farklı şeyler çıkarıyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Bu tabağımızın yufkaları bence güzel sarılmış, güzel kızartılıyormuş ama eksik kalmış. Çıtırdaması falan yerinde. Tavuğu da güzel pişmiş ama çok beyaz kalmış tavuğu. Bembeyaz, sanki çiğmiş gibi duruyor. En güzel salata dönüyorum dolaşıyorum şu birinki. Ay yok bunun salatası da çok güzel. Bayıldım. Tebrik ediyorum kimse bu tabağı. Keşke biraz daha pişirebilseymiş. Ve son tabağım. Bu tabak her şeyle fena değil. Yufkalarını çok güzel şekillendirmiş. Çok güzel kızartmış. Keşke tavuğunu birazcık daha döndürseydi. Bu kadar beyaz durmasaydı. Çok güzel pişmiş lokum gibi ama bembeyaz duruyor. Şu salatası da olay 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 olmuş. Birden daha da güzel olmuş. Fena değil tabaklar. Ama çok da güzel de diyemeyeceğim. En beğendiğimden de başlıyorum. Haftanın tam ortası. Herkese çok lazım bu puanlar. Dördüncü tabak 5'i kapmış benden. Üçüncü tabağa 3 verelim. Yani 5'teki özellikler onda da vardı. Günün en zayıf halkası her şeyini kupkuru yapmış. 1 puan ikinci tabağımız. Birden bir tık daha iyiydi. Hadi şuna da 2 verelim, kıymayalım. Yoksa bu da kupkuru bir tabak. Ve açmaya başlayalım. Önce 2 puanla başlayalım. Haftanın tam ortası 2 puancık. Kimin? İki puancık alan, yemeğini kupkuru yapan kimmiş hesabını soralım. Tuğba, aslında şaşırmadım. Tuğba genelde çok pişirenlerden çünkü. Burada da 3 puan var. Küçük nüanslarla gerçekten 4'ü de 5'i de kaçırdı acaba kim? Haftanın tam ortası gibi bir puan kapan gelinim Aleyna. İlla bir yerden bir varlık gösteriyor Aleyna. Tebrik ediyorum onu da. Ve günün yıldızı Yeşim mi, Gülenay mı? Müzik
Acaba Gülenay mı Yeşim mi kaptı puanı? Acaba Yeşim. Gerçekten üzülüyorum Gülenay'a ama olmuyor. İstediği performansı gösteremiyor da bu kadar da kurutmak nedir? Gülenay, kızacağım sana artık.